Kemoterapi döneminde beslenme ile ilgili en önemli öneri sanırım sıvı tüketimi ile ilgili olan kısım. Tedaviden sonraki 2-3 gün boyunca sıvı tüketimini hiçbir şekilde ihmal etmemek gerekiyor. Kilo başına aşağı yukarı 30 ila 50 mililitre civarında, yani 60 kiloluk bir insandan bahsedecek olursak günde 2-3 litre kadar sıvı tüketimini hiçbir şekilde ihmal etmemek lazım. Tedavi döneminde tat almada, koku almada bir takım sıkıntılar olabileceği için özellikle tedaviden sonraki yine 4-5 günlük sürede yumuşak gıdalardan faydalanmak da mantıklıdır. Özellikle patates püresi olabilir, makarna olabilir, çorba, yoğurt, süt tatlıları gibi yumuşak, ağızda çok çiğneme gerektirmeyen, bu nedenle de bulantı hissini çok tetiklemeyen gıdaları tüketmek mantıklı olabilir. Süt laktoz içerdiği için bu dönemde biraz şişkinliğe yol açabilir. O yüzden de önerilmemektedir. Ama süt ürünleri, peynir gibi, kefir gibi, ayran gibi gıdaları tüketmekte hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Hayvansal yağlardan uzak durmakta fayda vardır. Daha çok bitkisel yağları tercih etmek mantıklıdır. Aşırı şeker içeren, özellikle şerbetli tatlılardan uzak durmakta fayda vardır. Süt tatlıları bunun yerine tercih edilebilir. Fazla aşırıya kaçmamak kaydıyla. Bunun haricinde özellikle kemoterapi ilaçlarıyla etkileşimi bulunduğu bilinen, karaciğer fonksiyonlarını değiştirme potansiyeli bulunan greyfurt ve nar gibi gıdalardan, pıhtılaşma mekanizmalarını etkileyen dut suyu gibi, ısırgan otu gibi gıdalardan bu dönemde kesinlikle uzak durulması gerekmektedir. Haftada 3 gün balık tüketmek, haftada 2 gün 100 ila 125 gram civarında yağsız, tercihen haşlama veya ızgara, kırmızı et tüketmek ile omega 3 ve vitamin B12 ihtiyacı karşılanır.